İyi akşamlar. Saat 19. Bloomberg HT ana haberdesiniz. Önce haber başlıkları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yıl süreyle Libya'ya asker göndermesine imkan veren tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 509 milletvekilinin katıldığı oylamada tezkere 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla onaylandı. Tezkere sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Libya ve Suriye konularının ele alındığı bildiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyadaki katma değer vergisinin %18'den %8'e düşürüldüğünü açıkladı. Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de katma değer vergisi düşürüldü. Tavuk yumurtası toptanda %1 KDV'nin uygulandığı bir numaralı listeye alındı. Yine %1 KDV uygulanan bir sayılı listenin 6. sırasındaki sebze ve meyveler arasına da toptancı hallerine yapılan balık teslimleri eklendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, plastik poşet ücretleriyle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edecek dedi. Perakende satış noktalarında 25 kuruşa satılan plastik poşetlerden devletin aldığı pay yeniden değerleme oranında artarak 15 kuruştan 18 kuruşa çıktı. Marketlerin payı ise 10 kuruştan 7 kuruşa düştü. Euro bölgesi imalat PMI Aralık'ta 46.9'dan 46.3'e geriledi. Beklenti 45.9 seviyesindeydi. Böylece Euro bölgesinde imalat sektörü parasal teşvik ve bölgesel ekonomilerdeki istikrar sinyallerine rağmen ard arda 11. ayda da daralmış oldu. Çin, Şangay ve Londra borsaları arasındaki bağlantıyı siyasi gelişmelerden ötürü geçici olarak durdurdu. Londra-Şangay bağlantı hattı borsalardan birinde kote olmuş bir şirketin diğerinde de hisse arzı yapmasına olanak tanımak amacıyla kurulmuştu. Asya-Pasifik bölgesinin en güçlü ekonomilerinden Singapur'un ekonomi büyümesi, Amerikan-Çin ticaret geriliminin yatışmasına rağmen ticarete dayalı sektörlerin zorlanmasıyla düştü. Singapur, 2019 boyunca 10 yılın en yavaş büyümesini kaydederek sadece %0.7 büyüyebildi. Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan bir habere göre, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara tanıklık edeceğini duyurdu. Amerika'nın kendilerini oyaladığını belirten Kim Jong-un, bu koşullar altında füze denemelerini durdurma anlaşmasına tek taraflı uymalarını gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti. Nobel ödüllü ekonomist Profesör Paul Krugman'a göre Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uluslararası ticarete karşı açtığı savaş, Çin'den ziyade Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'yı hedeflemesi halinde daha başarılı olabilirdi. İstanbul Üniversitesi'nde 2 Ocak'tan bu yana öğrencilerin 3 öğün indirimli yemek hakkının tek öğüne indirilmesini protesto etmek için toplanan ve hazırladıkları dilekçeleri rektörlüğe vermek isteyen öğrencilere polis bugün güç kullanarak müdahale etti. Amerika ve İngiltere'deki araştırmacılar Google tarafından geliştirilen bir yapay zeka sisteminin meme kanserinin mamogram taramasına dayalı meme tespitinde uzman radyologlar kadar iyi olduğunu ve hatalı tanıların azaltılması konusunda umut vaat ettiğini bildirdi. Yapay zeka sistemleri binlerce mamogramı tarayıp insanların alışık olmadığı şekillerin kanser olup olmadığını öğrenebiliyor. Meme kanseri dünya genelinde her 8 kadından birinde görülebiliyor. Ve Çin'den bir haber. 20 ila 26 yaş arasındaki iki kişi Çin Seddi'nden şans getirdiğine inanılan tuğralardan bazılarını almak için çıktıkları uçurumun kenarında mahsur kaldı. Yerel basında yer alan habere göre kurtarma görevleri ikiliyi 4 saat sonra karla kaplı dağda soğuktan donmak üzereyken buldu. Milattan önce 220 yılından kalma Çin Seddi koruma listesinde bulunuyor.
Evet, demek ki tuğla şans getirmiyormuş. En azından deneysel olarak ampirik yöntemle bunu öğrenmiş oldular gençler. Bundan sonra oraya çıkacaklar için de bir musibet bin nasihatten evladır sözü de geçerli olacak. Bugün ağırlık olarak Çin'i konuşacağız. Çin'den gelen rakamlar var. Çin'in muntazam karşılıkların düşürülmesiyle ilgili gelişmeleri var. Piyasaya ciddi bir likidite verdi. Çin Merkez Bankası muntazam karşılıkları %12.5'e indirdi ve bu sayede piyasaya 125 milyar dolar, tam 125 milyar dolar likidite sağladı ki 125 milyar dolar bizim gibi bir ülkenin gayri safi hasılasının 7'de 1'i nispetinde çok yüklü bir miktardan bahsediyoruz. Sadece muntazam karşılıklarla piyasaya sağladığı paradan bahsediyoruz. Bu arada yarın Türkiye'den enflasyon verisi gelecek. Yılın enflasyonunun kaçla kapandığını hep birlikte göreceğiz. Bloomberg EYT'nin anketinde Aralık ayı enflasyonunun %0.5, yıllık enflasyonunda 11.56 olacağı yönünde bir tespitimiz var. Bakalım yarınki rakamlar çıktığında ne kadar yakınsadığımızı hep birlikte göreceğiz. Yılın ilk programını yapıyoruz. 2020'nin ilk programı. A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Belgin. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi bu Çin'de tuğla çalan çocuklarla ilgili yani hikaye, arkaya bir Çin seddi verebilirlerse küçük bir hikaye anlatacağım. Hikaye değil de bir anekdot. Yani bu tecrübeyle sabittir anekdotu. Yani oraya kadar çıkıp o tuğlayı çalarak sonra o tuğlayı işte evlerine götürerek kendilerine şans geleceğini düşünüyorlarmış ama ölmekten son anda kurtulmuşlar. Yani dağda uzun süre mahsur kalmışlar. Bu eski yazma kitaplarda, kitapların birinde işte alimin bir tanesi kitabı okuyor. Tabii eski yazma ve hurufat da son derece karmaşık olduğu için bir de mum ışığında okuyor tabii. Mum ışığında şöyle bir yazı görüyor. Yazıya iyice eğiliyor görmek için. Yazıda diyor ki sakalı iki karıştan daha fazla olanların aklı yoktur diyor. Adam da yani tövbe tövbe falan diyor, böyle bakıyor. Bu arada eğilmiş. Bu arada sakalı yanıyor. Yarısından fazlası yanıyor. Sonra sakalını söndürüyor ve kenarına not düşüyor. Diyor ki iki karıştan daha fazla sakalı olanların aklı yoktur. Tecrübeyle sabittir diyor. Bu çocuklar da dolayısıyla şeyi tecrübe etmiş oldular. Böylece bir daha kimsenin gidip de Çin Seddi'nden tuğla çalmasının önüne geçirmiş olur diye düşünün. Neyse, yılın ilk günü olduğu için böylesi bir hoşgörünüze sığınarak küçük bir şeyle başlayalım istedik. Şimdi grafiklerimiz var Belgin Hanım. Bir numaralı grafiğimiz geliyor. Çin zorunlu karşılıkları indirdi diyoruz. Fakat iki ayrı kategori olarak indirdi. Bir tane büyük ölçekli bankalar için indirdi. Evet. Çok fazla indirdi. Diğer bankalar için bir miktar daha az indirdi. Çünkü büyük ölçekli bankalarla çalışıyor. Yani küçük ölçekli bankaları da ihmal etmiş olmamak için. Hani evde bir tane de böyle üvey çocuk olur ya, ona böyle şey davranırlar, kötü davranırlar. Kötü davranmamış olmak için küçük bankalara da bir şey hakkı verdi. Şimdi grafiğimiz ne diyor? Beyaz çizgiyle kırılımlı giden ve merdiven basamakları gibi inen büyük ölçekli bankalar için indirilen zorunlu karşılık oranları nerelere kadar gelmiş görüyorsunuz. Bir yıllık kredi faizi onun altında mavi çizgiyle işaret ediliyor. O da hemen ona ayak uydurmuş durumda, yani bugünkü karar itibariyle. Bir yıllık fonlama faizi de neredeyse düz giderken o da bugün itibariyle bir iniş eğrisi göstermek üzere yarın kendini belli edecek. Henüz inmiş değil ama evet, ineceğini tahmin ediyoruz, umut ediyoruz. Buyurunuz. Şimdi neden Çin bu adımları atıyor? Birincisi yaklaşık 50 yılın en düşük büyüme rakamıyla karşı karşıya kalması Çin Merkez Bankası'nı hızlandırmış. Bu birincisi, bilinen sebepler, büyümeye dair kaygılar, endişeler ve bu anlamda bankaları, büyük ölçekli bankaları başta olmak üzere fonlayarak bu konudaki likidite sıkıntısını ortadan kaldırmak. Ancak Çin'in bugüne kadar yaklaşık olarak 2018'den bu yana 8. kez zorunlu karşılıklarda indirimleri gerçekleştiriyor. Bunların bazıları küçük bankaları kapsıyordu, bazıları büyük bankaları. Ama en büyük indirimi burada gerçekleştirdi. Bunun birkaç nedeni var. Bir, Amerika ile Çin arasındaki ticaret anlaşması imzalanmadan önce likidite durumunu ayarlama, fon giriş ve çıkışlarını da kontrol altına alma. İkincisi ise yeni yıl tatilleri, onlar da biraz daha geç başlıyor. Yeni yıl tatili 10 gün falan öncesi yapıyorlar. Evet. Onun öncesinde özellikle kredi sıkışıklığının riskine karşı
zorunlu karşılıklarda. Şöyle kışın başlayıp ilkbaharda bitiriyorlar yılbaşı tatilini. Aynen, evet. Öyle yani. Onların yılbaşı yeni ay başlangıcı biraz daha farklı olduğu için ve hani kavimler göçü gibi bir yerden bir yere ciddi anlamda bir gidiş olduğu için ziyaretler vesaire. O dönem içerisinde piyasaların likiditeye sıkışmaması, kredi ihtiyaçlarının karşılanması, hane halkıyla birlikte büyük bankalar ve küçük ölçekli bankaların bundan zarar görmemesi amaçlanmış gibi gözükmekte. Ve bu anlamda baktığımızda şimdi 6 Ocak'tan itibaren bu yürürlüğe girecek. Büyük bankaların zorunlu karşılıkları da %12.5 seviyesi olarak belirlendi. Şu anlama geliyor. Çin ciddi anlamda bu görüşmeler esnasında fon çıkışlarıyla karşı karşıya kaldı. Zaman zaman Trump tarafından kur manipülatörü olarak da adlandırıldı. Evet. Ama Çin'in attığı adımlara baktığımızda iki konu vardı ki burada önemli olan. Bir iç piyasayı canlılığını devam ettirmek. Çünkü %6 ve altının altına doğru bir büyümede daralma durumu söz konusu olacaktı. Bunun önüne geçmek. Bir diğeri de azalan taleple birlikte çıkan likiditenin yerine yeni kaynaklar üreterek bankacılık sistemini ayakta tutmak. Çin'in yapmış olduğu adım kesinlikle buydu şu anda. Fakat tabii bu krediler anlamında, kredi faizleri anlamında çok cazip seviyelere geldiğini de söylemek mümkün. Zaten Çin Merkez Bankası'nın da bence asıl hedefi kredi faizlerini de bu uygun seviyeye çekmek. Peki, izleyicilerimiz size bir yılı karşılama mesajı göndermiş. Bir izleyicimiz diyor ki, büyük resim ve arka planda olanları anlamak istiyorsanız eğer Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın konuğu Belgin Maviş yine harika bir program bizi bekliyor diyor. Çok teşekkür böyle ederim. Bundan daha güzel bir yılbaşı armağanı olabilir mi? Evet yani. Tanımlama son derece güzel. Evet, müthiş. Çok teşekkürler, Belgin Hanım adına. Şimdi iki numaralı grafik geliyor. Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı nakit ihtiyacını acaba karşılayacak mı diye tam ekran görüyoruz Belgin Hanım. Şöyle soldan sağa doğru bir yorumlarsanız acaba nakit ihtiyacına ne kadar derman olacak? Yani bu devasa ekonomi için 125 milyar dolar para değil ama yine de bir şey olacağını can tahmin ediyoruz. Can suyu bu sonuncusu da olmayacaktır zorunlu karşılıklar. Çünkü burada baktığımızda likidite ihtiyacını çeşitli sektörel bazda baktığımızda insanlar ve piyasaların ihtiyacı olan anlamında ödemeler bununla birlikte lokal hükümetlerin yani belediyelerin ihtiyaçları birçok şey var burada baktığımızda. Özellikle de yeni yıl içerisinde Çin'in birinci faz anlaşmasını imzalamasından sonra bu tablo hızlı bir şekilde değişecek diye düşünüyorum ben. Yani Merkez Bankası'nın attığı bu adım ihtiyacını karşılar mı? Tatil öncesindeki likidite ihtiyacını karşılar ama tatilden dönüştü ve birinci fazın imzalanmasından sonra tablo değişebilir. Şunu söyleyebilirim. Şimdi totalde ne kadar bir rakam piyasaya sürülecek burada? 125 milyar dolarlık bir likidite. Çin ekonomisinde bunun dağılımı son derece önemli. Yani lokal hükümetlerin ve bununla birlikte iç piyasa dinamiklerine şöyle bir baktığımızda özellikle şeyi söyleyebilirim. Bankaların çok ihtiyacı yok ama reel sektörün biraz daha ihtiyacının olduğu dönemde akıllıca bir adım gerçekleştirmiş. Peki biz neden bunu burada enine boyuna tartışıp konuşmak zorundayız? Çin'in kendisini yeni yıla hazırlaması bir, Çin'in piyasalardaki likidite sıkıntısını gidermesi iki ve reel sektörün kredi ihtiyacını tıpkı bizde olduğu gibi kredi faizlerinin de aynı hızda düşmesi ve bununla birlikte likiditeye erişimin hızlanmasını sağlamak. Aksi takdirde önümüzdeki 3 ay içinde Çin Amerika ile birinci fazı imzalamazsa işte o zaman biz bu zorunlu karşılık adımları nakit ihtiyacını karşılamak diye yeterli olur mu sorusuna bu kez hayır demek zorunda kalacağız. Güzel. Şimdi geldik daha geniş boyutlu yani yukarıdan hani diyor ya arka plan ve geniş resim yorumlaması. Evet. 4 numara geliyor. Gelişen ülkeler için iyi veriler yolda diyebilir miyiz diye soruyor grafiğimiz. İki bölümden oluşuyor. Evet. Alttaki bölümü daha çok önemsiyorum ben. Yani City'nin gelişen ülkeler sürpriz endeksine göre Çin'in kredi büyümesini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu aslında şöyle baktığımızda Basel 3 içerisinde Takas Bank tarafından, Uluslararası Takas Bank tarafından hazırlanan, geliştirilmiş olan bir veriler var burada. Bu verilerden bir tanesi
kredilerin gayri safi yurt içi hasılaya bölünmesi ve diğeri de reel kredi açığı ölçütleri. Bu ölçütlere göre bu tabloyu dikkate alacak olursak özellikle kredi büyümesinde risk ölçütlerinde yüksek enflasyonu dikkate almamız gerekiyor. Evet. Özellikle gelişmekte olan ve Citi'nin bu grup içerisindeki grafiğini biraz daha bu anlamda anlamlı buluyorum. Çünkü Çin büyük bir ekonomi ve kredi büyümesi o ekonomi içerisinde birçok faktöre bağlı ama enflasyon konusuna baktığımızda Çin'in bu konuda kontrollü gittiğini görüyoruz. Ama bizim gibi enflasyonu hızlı üreten özellikle de iş çevrim kriterleri baz alındığında bizde son derece şeydir, ekonomi esnemeye son derece müsait. Yani nasıl ifade edelim? Bir şokla karşılaştığında bu şoka hazır ekonomiyiz. Dolayısıyla burada kritere bakarken biz kredi büyümesindeki bir takım esasları baz almamız gerekiyor. Bu anlamda sürpriz endeksinde gelişmekte olan, gelişen ve gelişmekte olan ülkeler için veriler bence 2020 onlar açısından yılın ikinci alt ayında tabloya baktığımda bunu söylemek için henüz erken olduğunu görüyorum ama ikinci altı ayda durum pozitife dönme eğiliminde olacaktır. Bizim gibi sürpriz ekonomilerin ise biraz daha ön planda olacağını düşünüyorum. Çin'in kredi büyümesindeki yıllık değişime baktığımda ise halihazırdaki mevcut durumda olumlu noktaya yani 2'nin altında ama o seviyeye doğru hızla yaklaşıyor. Şimdi Behram Ayan bir altın yorumu istiyor bizden. Arkadaşlarımız ekranı altınla donatacaklar. Altın için 2020 nasıl geçer diye soruyor. Alış yeri ve hedef nasıl olur? Bir de hisse sektör tavsiyesi yapabilir misiniz diyor. Yani dört başı mamur, 32 kısım tekmili birden bir soru geldi. Buyurun. Şimdi Türk insanımız dolarda aradığını bulamayınca ister istemez altında bu açığını kapatma içerisinde. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Çin zaten bunu birkaç ay öncesinde başlamıştı. Özellikle emtia tarafında, gümüşte ve altında hareketliliğin biraz daha artacağını. Ancak bakırdaki hareketliliğin artması durumunda ekonomilerde canlanma emareleri talep yönlü olarak artabileceğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla 2020 de altının yılı olacaktır Ali Bey. 2018 sonu 2019 ve 2020 projeksiyonuna baktığımızda bu yılın sonuna kadar korkmadan altın pozisyonlarını taşıyabilirler. Ancak özellikle bu ayın sonuna doğru gelişmelere biraz bakmak gerekiyor Amerika tarafında. Birinci faz imzalandıktan sonra ve Trump'ın 20 Ocak'taki Senato'da yapacağı savunma sürecinde altında dalgalı hareketler görebiliriz. Bu yeni alımlar için sıkıntı yaratabilir. Bir 10 yıllık altın verebilirsen. Evet. Ama gram altın tarafında evet. İçeride bence bir kademeli olarak kârları realize edebilecekleri bir dönem. Hepsini değil. Diyelim ki ellerinde 100 gram altın varsa bunun 50 gramını rahatlıkla satabilirler. 1528'e çok hızlı geldik. Daha düne kadar 1470 aşılır mı dolar ons cinsinden konuşuyorduk. Şimdi ise 1530 yukarıda direnç noktası. Bu seviyeden sonraki sürece bakacağız. Eğer kırarsa hacimli olarak. İlginç olan şuydu geçtiğimiz hafta. Hep şunu söylüyorduk. Yıl sonu işte bilançoların ayarlanması küresel bazda portföylerin değer kazanımlarının görülmesi amaçlıydı. Ama gelinen noktaya baktığımızda bugün itibariyle altına yöneliş devam ediyor. Riskler yani hisse senetleri yükseliyor. Petrol yükseliyor, altın yükseliyor. Yani bu kriz, finansal kriz bize şunu gösterdi. Öyle bir an gelir ki tüm ekonomik parametreler ya da göstergeler aynı anda yükselebilir. Bu yanıltıcı olmasın. Altın pozisyonlarında zaman zaman kar realizasyonu yapmaktan çekinmesin. Peki Fehmi Yılmaz'ın da yine altınla ilgili sorusu diyor ki altınla riskli varlıklar arasında genelde ters korelasyon vardır evet. Varken bu şimdi, dönemde ikisinin de birlikte yükselmesi borsalarda balon oluşumuna doğru bir gidişi gösterir mi acaba? Aslında normal koşullarda vereceğim cevap evet olurdu ama Amerika ilginç bir süreçten geçiyor. Ama koşullar normal değil diyorsunuz. Aynen. Evet. Amerika ilginç bir süreçten geçiyor ve Trump'ı yeniden o koltuğa oturtacaklarsa ve güçlü bir şekilde oturtacaklarsa Amerika'da endeksler yoluna devam edecektir. Çünkü Trump'ın buradaki ana baz senaryomuz ne? Trump'ın yapacağı savunma, savunmadan güçlenerek senatodan güçlenerek çıkması ve o koltuğa geçmeden önce diğer benzer adaylardan farklı olarak şunu söylemesi. Vergileri indireceğim.
Hala bu söyleminin altında olması Amerikan vatandaşlarının ona olan eğilimini artırmakta. Dolayısıyla endeksleri de arkasına alan bir Trump olduğunu düşünecek olursak, o yüzden işte diyorum 2020 bu anlamda farklı olacak. 6 Kasım'a kadar Amerika tarafında da dalgalı düzeltme hareketleri olsa da endeksler yukarı çıktığı sürece altında da yukarı hareketleri göreceğiz. Hisse senedi tarafında evet. da göreceğiz. Şimdi biraz önce verdiğim haberlerden bir tanesi. Siz bahsi Donald Trump'ın seçimine getirdiniz. O bakımdan Paul Krugman, Nobel ödüllü biliyorsunuz hı hı. iktisatçı, dünyanın saygın iktisatçılarından bir tanesi. Profesör diyor evet. ki Donald Trump yanlış yaptı Çin'le ticaret savaşına girişerek. Evet. Aslında Almanya'ya yani Avrupa üzerinden Almanya'ya çalışmış olsaydı, yani yumruktan bahsediyor, çalışmak dediğim hı hı. bir boks evet. deyimi. O zaman diyor çok daha iyi sonuç alabilirdi. Yani şöyle, şimdi antrenör ringde görüyor. Bakıyor ki karşıdaki boksör işte midesi şişmiş. Yani artık belli yani nefes alamıyor. Der ki oğlum karaciğerine çalış der. O da karaciğerine çalışır ve oradan düşürür. Şimdi burada hakikaten bence Donald Trump'ın ısrarla ve inatla hırçın bir şekilde Çin üzerine oynaması sonuç verici bir oyun olarak görülmüyor. Yani o oyuna dönüşmedi. Bu durumda hani Avrupa'yı da önce kattı. Galiba hani Avrupa'yı sonraya bıraktım, sonra onlarla uğraşırım diye düşündü ama yanlış yerden başlamış olabilir. Mesela Avrupa'yı zayıflatmış olsaydı Çin'i zayıflatabilme ihtimali olabilirdi diye düşünüyorum. Yani Paul Krugman'ın söyleminden bunu çıkarıyorum ben. Şimdi Amerika'ya baktığınızda Amerika tamamıyla bir plan ve proje ülkesidir. Ve dolayısıyla onlar her zaman bunu gerçekleştirip kendilerini son derece egemen güç olarak görürler. Ve kendilerine karşı mutlaka bir düşman ya da bir rakip oluşturarak kendilerini daha iyiye taşımaya çalışırlar. Dolayısıyla Almanya burada Amerika ile ekonomik anlamda boy ölçüşebilecek bir ülke değil. Sıralamaya baktığımızda 4. ya da 5. büyük ekonomisi. Ama Çin'le savaşabilir ve bu galibiyetten daha önce bunu Rusya yapmıştı. Rusya ile hep kendisine Rusya'yı hedef alıyordu Amerika ve hep onunlaydı o soğuk savaşı. Bu kez de tabii ki Çin'i alacaktı. Ama bir ekonomist gözüyle baktığınızda evet Almanya'yı kendini hedef almış olsaydı bir koalisyonla yönetilmesi, iki Çin'e tamamıyla bağımlı olması gibi hususlar Almanya üzerinden Çin'i vurmasını da kolaylaştırırdı. Ama dediğim gibi Amerikan ekonomisi hep kendisini daha büyük bir güçle savaş içerisine sokmayı sevdiği için Amerika daha doğrusu karşısına Çin'i hedef olarak seçti. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Çin'i hedef seçti, gerçekten yıprattı ve aynı zamanda da Avrupa'yı durma noktasına getirdi. Peki. Şimdi borsayla ilgili bir soru var, onu yanıtlayacağız. Borsa endeksini haftalık görelim önce, sonra aylık, sonra bir yıllık, sonra beş yıllık gidebiliriz. Burak Altay şöyle yazıyor. Borsa endeksinin bir neden olmaksızın günlerdir soluksuz yükselişi açık manipülatif bir hareketi gösteriyor mu size göre? Şimdi manipülatif bir hareket demek için bir takım kaynaklardan, evet, spekülatif yani. Demek daha doğru evet, olur. Manipülatif yani değil. Yani spekülasyon zaten borsanın özünde vardır. Yasak değildir, ayrıca ve serbesttir. Yani evet, onu besleyen unsurlardır, bir takım uh-huh. beklentiler vardır. Bakın bugünkü endekste bir geri çekilme hareketi bekliyor muyduk? Evet, ama KDV'de özellikle mobilya tarafında KDV indiriminde %8'e indirmesi, %18'ler seviyesine indirmesi endeks için oldukça olumluydu ve oradaki hisse bazlı hareketlerde. Bununla birlikte baktığımızda bankacılık sektöründe de hareketliliği gördük. Özellikle Halk Bankası özelinde hareketler vardı. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Borsa her zaman hikayeleri satın almayı sever. Altındaki yükseliş altın sektörü, madencilik sektörünü hareketlendirirken bu KDV indirimi mobilya sektörünü hareketlendirdi. Dolayısıyla her hikaye beraberinde aslında şunu unutmamak gerekiyor. Endeks 115 binler seviyesine çıkarken ara ara düzeltmelerini yaptı. Ve tabii ki yüksekten satanlar da geri çekilmelerde sabah erken saatlerinde alımlarla yola devam ediyorlar. Ancak kritik eşiğe doğru gelmeye başladık. Benim yıl sonu kapanış hedefim 112 bin, 115 bin bandıydı. Dolayısıyla şu anda 116 bini zorluyoruz. Muhtemelen içeride bireysel emeklilik fonları ve varlık fonunun da var olduğundan yola çıkarsak hareket 120 bine doğru devam edecek gibi gözüküyor. Peki. 5 numaralı grafiğimiz geliyor. Biraz Tayland'ı konuşacağız. Tayland'da ilginç bir durum var ama ondan önce Zafer İlker Güvenir şöyle yazıyor Belgin Hanım, sıkı bir soru.
Diyor ki Trump'ın Çin'den sonra Avrupa'yı ya da Almanya'yı ticaret savaşında hedef almayacağını nereden biliyorsunuz diyor. Yani diyor ki Çin'i biraz zayıflattıktan sonra dönüp Avrupa ve Almanya'ya çalışabilirdi. Ama işte Paul Krugman diyor ki yanlış yerden başladı. Yani hani boksörün zayıf olan yanından değil, güçlü yanından başladı. Şimdi adamın sol yumruğu çok kuvvetli. Adamın sol yumruğunu habire karşılayıp işte üzerinize almaya çalışıyorsunuz, boşa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu arada siz yoruluyorsunuz. Ya boks terimiyle gidiyoruz ama kusura bakmayın. Ama gerçekten evet. Ben Paul Krugman'a hak veriyorum. Şu anda Çin'e verdiği zayiat çok büyük değil. Avrupa ile uğraşmış olsaydı Avrupa'ya çok daha büyük zayiat verebilirdi. O zaman Avrupa bir şekilde medet ummak için Amerika'nın ayaklarına kapanabilirdi. Hı hı. Ama bu arada işte Çin'i de zayıflatabilirim diye düşündü. Muhtemelen bir takdim tehir meselesi var. Yani bir öncelikleri yanlış okuma meselesi olabilir, bilemiyoruz. Ben Paul Krugman'ı daha şey buluyorum, doğruya yakın buluyorum ama Zafer Bey'in sorusunu da yabana atmıyorum. Buyurun. Taktiksel bir hata yaptığını düşünmüyorum. Tam tersi, Brexit sürecinde olan bir İngiltere vardı. Kuvvetli bir ticaret partneri. Önce onun akıbetinin belli olması gerekiyordu. Direkt Avrupa'yı hedef almış olsaydı bu konuda sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Almanya ile İngiltere karşı karşıya gelebilirlerdi. Güç dengesini bozmamak adına ikinci hamle olarak belki Almanya'yı düşünmüş olabilir. Ama bugüne kadarki söylemlerinde hiç Almanya'yı hedef alan bir Amerika görmedim ben Trump'ın şey olarak baktığımızda. Zaten Almanya'da karşısına alması için de çok da büyük bir gerekçesi de yok. Yani bir şeyden yola çıkması gerekiyor. Şimdi Çin'le çok ciddi anlamda Çin'in yayılmacı ekonomisi ve özellikle vergisiz ve gümrüksüz birçok ülkeye rahatlıkla girebilmesi ve o ülkelerin teknolojisini çalması ya da teknolojisini çalması demeyeyim mi? Onu adapte etmesi ya da kopyalaması gibi unsurlar var. Almanya'nın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Neyle saldıracak peki Almanya'ya? Grafiğimiz ekranda, döviz piyasasında hareket Tayland'da diyoruz. Evet. Ben grafiği yani hakikaten yorumlayacak durumda değilim. Yani şey olarak hani bilgi olarak yorumlayabilecek durumda değilim. Enerjim buna müsait ama yani bu bilgimi aşan bir enerji hiçbir işe yaramaz. Evet. Tayland'ın 10 yıllık getirilerinde ciddi anlamda böyle bir sert yukarı hareket var. Para adres değiştirmiş. Döviz piyasasında hareketliliğin Tayland'a kayması özellikle burada Hong Kong'dan sonra paranın kendine yeni daha güvenli limanlara evet doğru yönelişini bu arada Singapur'un da çok zor bir yıl geçirdiğini evet söyleyelim. Son 10 yılın en düşük büyümesini gerçekleştirdi. Evet, yani para kendisine daha çok para kazanacağı yeni ülkeler ve yeni ekonomiler keşfetme yolunda. Ve dolayısıyla bazı ürünlerin üretimleri de dahil olmak üzere Kamboçya, Tayland gibi ülkelere doğru kaydırıldığı bir süreç içerisinde paranın da yön değiştirdiği, döviz piyasasının da o yöne doğru aktığını, yani yeni gelişecek olan ülkelere doğru risksiz paranın akışının bir tablosu arkanızda. Kısaca bunu söyleyebilirim. Ve şunu da söyleyebilirim. Eğer dolar başta olmak üzere ana para birimi olarak bu ülkelere doğru yöneliyorsa dolarda bir geri çekilme hareketini de görebiliriz diğer gelişmiş olan ve gelişmekte olan ülkelerde. Peki 7 numara ekranımızda olacak. Genişleyici politikalar etkisini gösterdi mi diye soruyoruz. Grafiğimiz iki ana korelasyonu birbiriyle ilintili gösteriyor. Yukarıda maviyle gördüğünüz çizgi, hep yukarıda seyreden çizgi, son hamlesi faiz indirmek olan Merkez Bankası sayısını gösteriyor. Evet. Hepsi indiriyor zaten. Küresel PMI da onun hemen altında kalıyor. Şimdi faizlerle küresel PMI arasındaki durumu yorumlayacağız. İki tane tweet var, okuyorum. Bir tanesi soru, bir tanesi görüş. Her ikisini de okuyacağım. Cihat Tektürk'ünki görüş, daha doğrusu görüşle karışık soru. Şöyle diyor, Brexit'in ardından Amerika ve İngiltere'nin özel bir ticaret anlaşması yapacağı yönünde söylentiler var. Ne düşünüyorsunuz? Aynen öyle düşünüyorum. İngiltere'nin kurtuluşu yalnız ve yalnız Amerika ile bir özel ticaret anlaşması yapmaktan geçiyor. Zaten en büyük güvencesi de o bana göre. Yavuz Yıldırım'ın sorusu var ama onu yanıtlayalım. Grafiği geçmeden önce. Diyor ki borsa yükselişine yabancıların katılmayışı, yani çok fazla katılmadılar. Hatta yabancı takaslarının hızla azalması sizce anormal bir durum olduğunu göstermiyor mu? Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Borsada yabancı payı %60'lar seviyesinde hep gösteriyordu ama bunun ne kadarı gerçekten yabancı? Onu da sorgulamamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla normal yani koşullar pasaportu itibariyle ne kadar yabancı? Evet, yani evet, normal koşullar içerisinde
Burada Borsa İstanbul tarafında yabancının payı ortalamada ağırlığı daha doğrusu %30-35'ler seviyesindedir her zaman. Ve dolayısıyla siz yatırım yapılabilir ülke notunuzu kaybettikten sonra orada bir fon çıkışı oldu. Ve ondan sonraki süreç içerisinde onlar bu fırsatları her zaman için değerlendirmek adına %35 ile %40 görece bu Borsa İstanbul'da konumlarını hala korumaya devam ediyorlar. Ha yabancı orada nasıl gelmiyor derlerse evet yabancı ama buradan hisseden çıktı mı derseniz hayır. Bu fırsatları devam ettirir. Ne zaman çıkar? Şubat sonu itibariyle bir kar zarar durumunu görmek adına o zaman bir realize eder. O zaman görürler yani yabancı burada mı değil mi o anlamda ama hala hazırda devam ediyor. Bir de şunu unutmasınlar bireysel emeklilik fonları özellikle Borsa İstanbul'da ağırlıklarını artırdılar. Bu son derece olumlu bir gelişme. Endeksi biraz da yukarı doğru taşıyan da aslında bu gelişme onlar daha aktif bir şekilde. Şöyle düşünelim döviz tarafında hareketlilik yok getiriler anlamında. Faiz tarafında faizler düşüyor ve daha da düşmesi beklentisi var. Dolayısıyla para her zaman kendine para kazanacak bir alanı tercih eder. Ve şu anda bu adres tamamıyla borsa olduğu için Borsa İstanbul ister istemez yukarı doğru hareketine devam ediyor. Peki Alperen Özdemir çok fazla yazan bir izleyicimiz değil o bakımdan sorusunu yanıtlayacağız. Kısa vadeli altın ve döviz beklentisini soruyor. Altını yanıtladık ama dövizle ilgili kısa vadeli bir değerlendirme alabilir miyiz? Dolar TL tarafında küresel bazda, dolarda küresel bazda baktığımızda bir geri çekilme hareketini başlayacağını düşünenlerdenim ben. Dolar endeksi geriye doğru 3 aylık görelim mi? Evet bu anlamda baktığımızda özellikle dolar TL tarafında 5.98.50 aşılmadığı sürece bu hareket 5.90.95 hareketi devam eder. Ama 5.98.50 aşılırsa o zaman dikkat etmemiz gereken yeni bir bant hareketine başlaması için 6.05-6.07'ye doğru bir yükseliş hareketi olur ki bu da kalıcı olur mu? Sorgulanması gereken bir husus. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolar yatırımcısı 2020'de de en azından ilk 4 ayda aradığını bulamayabilir ama sonrasında küresel gelişmelere bakmamız gerekiyor. Peki sıra geldi grafiğe. Evet. Şimdi genişleyici politikalar etkisini gösterdi mi diyoruz grafikte soruyoruz. Şöyle İki çizgimiz var. Evet. İki çizgiyi bir daha hatırlatalım. Yukarıda şu ana kadar faiz indiren merkez bankalarının sayısını gösteriyor. Aşağıdaki de küresel piyamayı. Tabii bunun ikisinin birbiriyle kıyaslanması normal şartlarda olmaz. Ama biz genel bir bakış açısı getirmek için ikisini birbiriyle kıyaslıyoruz. Şunu biliyoruz. Sürekli faiz indiren merkez bankaları var birkaçı hariç. Ama bu ortamda da küresel piyamay nereye doğru gidiyor? Yani faizler daha aşağı doğru giderse küresel piyamay nereye doğru evrilir? Biraz daha böyle açalım. PMI'ları konuştuğumuz zaman neyi düşünüyoruz arka planda? Kendimizi. Bu ekonomiler büyüyebilecek mi? Evet. Yani gerçek anlamda büyüyebilecek mi? Ve bu borcu, bu büyüme sayesinde bu borcu ödeyebilecekler mi? Şimdi merkez bankaları da sürekli olarak neden faiz indiriyor? Rekabet güçlerini arttırmak, yeni taleplere kapıları açmak, aralamak ve bununla birlikte de reel sektörün özellikle faiz indirerek maliyet riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek. Dolayısıyla gelinen noktaya baktığımızda her ne kadar Euro bölgesi PMI'ları 11. kez sektörde daralma işaret etse de Türkiye'deki PMI endeksi aralıkta değişmedi şeklinde haberleri görsek de gelinen noktaya baktığımızda merkez bankalarının artık genişlemeci politikalarda duvara dayandıklarını, bununla birlikte küresel anlamda PMI verilerinde istenilen anlamda yükselişlerin olmadığını görüyoruz. Bu da ne noktasına getiriyor bizi? Amerika ve Trump savaşında haklı yeni ticaret anlaşmalarının yapılması gerekiyor ki yeniden talep yönlü hareketlilikleri görelim PMI tarafında. 9 numara geliyor. Şimdi bu faiz indirimlerinin küresel PMI'ya nasıl etki ettiğini ülkeler ve gruplar, ülke grupları bazında göreceğiz. Şahane bir grafik bu. Evet. Bu arada Deniz Duman bir hanım diyor ki Belgin Hanım'a söyler misiniz? Bize bir kağıt söylesin. Kısa vadede borsadan alıp çekileyim sabah diyor. Kağıt söyleyemiyoruz Deniz Hanım ama size bir sektör tarifi yapar. Bu arada övmüş sizi. Anlayabileceğimiz şekilde çok harika anlattığınız için diye teşekkür ederim. Böyle pekiştirmeli bir şey yapmış o bakımdan soruyorum. Buyurun. Bir sektör tarifi yaparsanız. Bu sene içerisinde hisseye kapalıyız değil mi? Evet hisse tamam. Tabii ki. Yani o yatırım danışmanlığı kapsamına girer doğal olarak ama sektörel bazda dikkatimi çeken ve notlarım arasında yer alan
Birinci sırada otomotiv sektörü var. Türkiye'nin yeni otomobilinden sonrasında. 2020 boyunca hep konuşulacak. Aynen, hep konuşacağız. Oldukça iyi bir çalışma. Arkası da umarım aynı şekilde başarılı gelir. Otomotiv sektörü başta olmak üzere özellikle teknoloji, bilişim sektörlerinin biraz daha Borsa İstanbul'da hareketleneceği bir yıl olabilir. Ya da tohumların atıldığı ve hatta belki de yeni bilişim ve teknoloji konusunda sektörlerin geleceği bir dönem olabilir. Özellikle arabanın lansmanı esnasında bilişim vadisi ve bilişime yönelik adımların atılacağına dair o mesajlar sonrasında ben biraz daha bu konuda Borsa İstanbul tarafında bu sektörlerin öne çıkacağını düşünüyorum. Bununla birlikte yine altın konusu hep gündemimizde olacak. Hemen bir dipnot da söyleyeyim müsaadenizle Ali Bey. Bugün dersime çalışırken yayın öncesi ilginç bir şey gördüm. Dünya üzerinde altın rezervi en fazla olan ülke, birinci sırada Amerika, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada hangisi var biliyor musunuz? Bu bir ülke değil. IMF. Müthiş. Ne yapmak istiyor? IMF nereye varmak istiyor? Yani ciddi anlamda rezerv var. Bu tabii ki kaynağında gördüğüm bir haber. Sonuç itibariyle bunlar hep gündemimizde olacağı için ister istemez portföylerimiz de onlara göre şekillenmiş olacak. Peki, geldik grafiğimize. Grafiğimiz Brezilya'nın PMI'yi son çeyrekte 52.9 kırmızıyla görüyorsunuz. Hindistan 52.5 hemen onun altında. Mor, eflatun neyse mor diyelim. Çin 51.5'te. Bunlar 50'nin üzerindekiler iyi. Onlar kendini kurtarmış ülkeler ya da gruplar. Amerika 52.5'la. EM, Emergency Market 51'de. Yani bütün gelişmekte olan ülkelerin ortalaması. Tabii gelişmekte olan ülkeleri aşağı çekenler var. Yukarıya itenler var. Biz aşağı çekenlerdeniz. Bunu da söyleyelim. Türkiye 49.5 ve geçen aydan bu aya da değişim olmadı. Onu da biraz önceki haberlerde vermiştik. Rusya çok aşağı çekiyor. 47.5. Avrupa'nın ortalaması da yerlerde sürünüyor. 46.3. Buyurunuz. Evet. Şimdi bizde mesela hizmet PMI yok. Bunların içerisinde hizmet PMI'ları da vardır. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda ayrı bir yerde tutmamız gerekiyor. Evet, hizmet PMI bizi biraz yukarıda tutuyor ama bileşik PMI maalesef 49.5. Evet. Dolayısıyla 50'nin altında olmamız, hani çok az dahi de olsa 50'nin altında olmamız bir sanayi üretim verisini geçtiğimiz yılın başından sonuna kadar baktığımızda evet enflasyonda bir başarı elde etmiş olabilir ama sanayi yani üretim tarafında istenilen noktaya gelmediğimiz, kapasite kullanım tarafında istenilen noktanın çok altında olduğumuz PMI verilerine yansıması ve büyüme konusuna yansımasından görüyoruz. Şunu söyleyebilirim, genişlemeci para politikaları reel ekonomilere gitmediği için istenilen hızda bir ivmelenme yeni talepleri beraberinde getirmedi. Evet maliyetleri düştü. Evet krediye erişimleri hız kazandı. Ancak bu üretim ayağında istenilen noktaya ülkeleri getiremedi. Bazı büyük ekonomiler belki şu anda 50'nin üzerindeler ama onlar da 50'ye oldukça yakınlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi çok olağanüstü güzellikte bir çalışma geliyor. Ben de çalışmanın böyle promosyonunu yaparak Mahmut Paşa tezgahında müşteri çağırma şeyi gidiyorum galiba. 3 numara 2020'nin ana gündem maddesi de ticaret olacak diyoruz. Evet. Burada Asya Pasifik ülkelerini etüt ediyoruz. Güney Kore, Japonya, Tayvan, Tayland, Singapur ve Hong Kong. Singapur'un biraz önce durumunu hep birlikte gördük. Tayland'ın para birimi itibariyle çıkışta olan bir ülke olduğunu biliyoruz. Grafik böyle çok şeydi yani iç içe geçmiş gibi gözükmekle birlikte oradan çok net biçimde Güney Kore'nin ayrıştığını görebiliyoruz. Japonya'nın da hani yerinde say değil mi durumunda yani pozisyonunu koruduğunu mu görüyoruz? Şöyle söyleyeyim yani evet ticaret olacak. Evet ticaret tarafında ihracatta farklı ülkeler ve farklı ürünler skalası gündemimize gelecek. Ama daha önce ucuz işçilik mottosuyla dünyada ikinci büyük ekonomi haline gelen Çin'in bu politikalarını iyi özümsemiş olan diğer Asya ülkelerinin de aynı yolda ilerleyerek yeni bir Çin olma çabasını da görebiliriz diye düşünüyorum ben. Burada tabii hiç kuşkusuz Tayvan'ın bence bayrağı taşıyacağını düşünüyorum. Bunu diğer ülkeler açısından baktığımızda belki biraz daha stratejik olarak Güney Kore takip edebilir ama Çin'in yavaşlaması ve zayıflaması ile birlikte diğer küçük ekonomilere sahip Asya ülkelerinin ön plana çıkacağını
ve ticarette yeni işbirliklerini, yeni pazarları göreceğimizi düşünüyorum. Tablo bunu karmaşık hale getirmiş gibi gözükse de aslında doğru olanı söylemiş. Yani bu kez kriz Asya'dan patlamayacak, tam tersine krizin ne diyelim ilacı Asya'dan çıkacak gibi gözüküyor. Güzel, peki. Şimdi 11-12-13 numaralı grafikleri birlikte göreceğiz. Arka arkaya dönecek. Bloomberg EYT tüketici beklenti endeksi. Hepsi aşağı doğru geliyor. Yani beklenti ve eğilim anketi ve güven endeksi hepsi. Ama çok az bir aşağı doğru gidiş var söz konusu. Evet. Bir yıkımdan bahsetmiyoruz. Onu lütfen öyle anlamayın. Doktor Erol Bey'in şöyle bir tweet'i var. Deminki IMF ile ilgili verdiğiniz o altın değerinden yola çıkarak diyor ki IMF STR yani özel çekme hakkı SDR standardına gidiyor ve altın standardıyla yapmaya çalışacak bunu diyor. Yani altın biriktirerek eskiden dolar biriktirerek yapıyordu ya da döviz biriktirerek yapıyordu. Artık diyor altın bazlı bir IMF görebiliriz diyor. Bana da çok makul geldi. Doğru. Yani genellikle bu tip borç para veren bankaların rezervleri güçlenir. 10 puan gönderelim değil mi? Gönderelim tamam. Kesinlikle. Bravo. Peki evet. Bizim görmediğimiz bir şeyi gördünüz doktor. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Peki 11-12-13 beklenti endeksimiz neden birdenbire aşağı doğru düşme eğilimi gösterdi ya da ana rayından sapıyor? Şöyle söyleyelim, tüketici yeniden harcamaktan vazgeçmiş. Yeniden tasarruf eğilimine dönmüş gibi gözüküyor. Yeniden korkulara biraz daha sarılmış gibi gözükebilir. Korkulara teslim oluyoruz. Korkulara, yani küresel bazda özellikle Türkiye'nin halihazırdaki mevcut Amerika-Türkiye ilişkileri, işte Libya asker gönderme, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler ve Irak'taki gelişmelere duyarsız kalamadığının bir göstergesi olarak da algılayabiliriz. Tüketici güveninde özellikle tüketici güveninde aşağı yönlü hareket gördüğümüzde bir yatırımcı harcama eğilimini azaltmıştır. İkincisi korkular beraberidir. Üçüncüsü de döviz pozisyonlarını ya da bununla birlikte diğer kıymet pozisyonlarını arttırma yoluna gitmiştir. Ve dolayısıyla buradaki yaklaşık %3'ün üzerindeki bir düşüş yani 86-87'den 83'ler seviyesinin düşüşte bence bu pay tamamıyla güvenin azalması değil, korkulara yenik düşülmesidir. Peki, şimdi son çeyreği nasıl kapatacağımızı bize bir şekilde anlatacak olan bir grafik var, 10 numara. Üretimde hafif artış, yeni siparişlerdeki iyileşme belirtileri üretimi teşvik ediyor. PMI'miz biraz önce de söyledik, evet. 49.5. Eylül ayından bu yana hızla düşme gösteriyor. Şimdi yatay bir seyir içine girmiş durumda. Son ayın verisiyle birlikte bu yataylığın devam edeceğini düşünüyoruz. 50'nin üzerine çıkmadıkça son çeyreği çok iyi bir büyüme rakamıyla kapatamama ihtimalimiz var mı diye soruyorum. Şunu söyleyebilirim, tamamıyla üretim tarafındaki artış ya da azalışlar dış taleple alakalı. Eğer dışarıdan yeni talepler gelmiyorsa ve banttaki ürünlerin de sonuna gelinmişse ister istemez sizin PMI verilerinizde geri çekilme ve düşüş hareketi olacaktır. Bu yeni pazar arayışlarını da beraberinde getirebileceği gibi Türkiye çok tehlikeli bir eşikte değil. 50'nin altında ancak yeni gelecek olan bir taleple bu yeniden 50 ve 50'nin üzerindeki bir seviye rahatlıkla çıkacaktır. Bu anlamda baktığımızda iyileşme belirtileri var mı? Evet, diğer muadil ülkelerle karşılaştırdığımız evet. Özellikle Türkiye'nin iki tane önemli ticaret partneri, bunlardan bir tanesi İngiltere, diğeri de Almanya'ydı. Onlardaki yaşanan süreçler yeni talepleri ya da yeni siparişleri engelleyici unsur oldu. Ben Ocak ayının sonundan itibaren İngiltere'nin Brexit'i noktalamasıyla birlikte bu durumun biraz daha hızlanacağını ve Türkiye lehine yani PMI'ler tarafında artış olacağını düşünüyorum bu anlamda. Turhan Gürhan'ın bir petrol sorusu var. Belki çok kısa bir değinebiliriz. Petrol göreceğiz şimdi ekranda. Diyor ki Ali abi, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin günlük üretimi 500 bin varil azaltma kararı yürürlüğe girmesine rağmen petrol fiyatları neden düşüyor? Orta vadede artabilir mi? Gerçekten ben de bugün baktım, 66 doların üzerinde ve OPEC 500 bin varil, yani 500 bin varil tabii dünya için çok değil. Yani dünyanın günlük tüketimi 91,5 milyon varil. Yani evet. Onun içinde böyle bir 500 bin varili kesmişsiniz hikaye. OPEC'in günlük üretimi ise 31,5-32 milyon varil civarında. Yani oradan böyle bir 500 bini kestiğiniz zaman bıçakla kesilmiş gibi petrol fiyatlarının
aşağı doğru gitmesi, yukarı doğru gitmesini bekleyemezsiniz. Ama burada tutunması da bana çok anlamlı geliyor. Şöyle söyleyeyim, yani OPEC'in üretimi kısma şeysiz kararı öncesinde petrol fiyatları neden yükseliyor sorusuna asıl cevap aramamız gerekirdi. Yıl sonu yaklaşırken Amerika ile Çin arasında anlaşma olmazken, dolayısıyla tüm belirsizlikler varken petrolde ve diğer emtialarda dahil olmak üzere bir yükseliş hareketi vardı. Bunu yıl sonu hareketine bağlıyorsak, bu karar sonrasında da bunun bir realizasyonunun gelebileceğini, hareketin talep kaynaklı değil, tamamıyla piyasa dinamiklerinde olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Teknik düzeltmesini yapıyor petrol. Normalde Brent petroldeki bant aralığı 59-62 dolardır. Kısa bir düzeltme hareketinden sonra yeniden 60 doların biraz altına doğru çekilmeleri görebiliriz. Peki, geldik en ağırlıklı konuya. 8 numara geliyor. Yarın enflasyon açıklanacak biliyorsunuz. Evet. Bloomberg HT'nin enflasyon anketi yılı 11.56'lık bir enflasyonla kapatacağımızı, aylık bazda da 0.5'lik bir enflasyonla kapatacağımızı gösteriyor. Bu arada bir not vardı, onu açıklamadan geçmeyeyim. Şimdi Çin'i biraz önce konuşurken söyleyecektim ama araya girmek istemedim. Bugün Tayvan'ın kuzeyinde bir helikopter düştü. İçinde Tayvan Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanların da bulunduğu bir helikopterdi. 8 kişi öldü, Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere. Böyle işin içinde biraz komplo teorisi arıyor herkes. Yani Batı basını özellikle. Bugün baktım. Yani bir operasyon olup olmadığını. Çünkü Tayvan Çin'in biliyorsunuz düşman kardeşi. Evet. Ve Tayvan'ın varlığından dolayı büyük bir tedirginlik duyuyor. Tayvan Amerika tarafından tanınmış bir ülke. Ve bu sebeple Tayvan'ın geniş bir kabul alanı görmesi halinde işçilik maliyetlerini de gözeterek Çin'i engelleyebileceği. Tabii ufacık bir ülke, şu kadar bir ülke, evet. Ama bir ada. Fakat ülkelerin küçük bir büyüklüğüyle değerlendirmemek lazım. Hollanda'da Konya kadar ama işte Türkiye'den daha fazla doğru. Tarımsal üretim yapabiliyor. O sebeple Çin orayı gerçek anlamda kendi kontrolünde götürmek için böyle bir suikast benzeri bir durumdan bahsediyorlar. Bilmiyoruz ama olabilir ihtimalini de göz ardı etmiyoruz. Buyurun. Doğru. Şimdi siz enflasyona geçebilirsiniz bu komplo teorisinden sonra. Zaten biraz önce paranın adresi dönüyor, işte Tayvan'a giriş oluyor. Fonlardaki girişe dikkat edecek olursak bu Çin'in gözünden tabii ki kaçmıyor hiç kuşkusuz. Evet. İlla bir hareket gelecektir. Gelelim bizim enflasyonumuza. Yılın başından bu yana gelinen noktaya, yani 2019 itibariyle baktığımızda hayat pahalılığı evet yüksek seyrini korusa da fiyatlardaki artış hız kesti. Özellikle gıda tarafındaki düşüş eğilimiyle birlikte muhtemelen yılı enflasyonda %12'nin altında kapatma ihtimalimiz de kuvvetlenmiş oluyor. Şimdi enflasyonun %11.56'ya yükselmesi bekleniyor. Yani yıl sonu itibariyle piyasa beklentisi öyle olsa da bir önceki ay bizi ters köşe yapan, tahminlerimizi boşa çıkaran bir sonuçla karşılaşmıştık. Evet. Dolayısıyla İTO'nun enflasyonuyla açıklanan TÜİK'in enflasyon arasında bir fark durumu söz konusu olmuştu. Beklentiler şu anda yani 12'nin altında bir seviye ama ben %11-20 bandında bir yıl sonu kapaması enflasyonda gelirse şaşırtıcı olmayacağı kanaatindeyim. Ancak tabii ki 2020'de enflasyonun tek haneye inişi biraz zaman alacaktır bu anlamda. Ha, Merkez Bankası'nın tabii faiz ve para politikası. Tabii 16 Ocak'ta evet, para politikası kurulu toplantısı var. O durumun yönünü belirleyecektir. Buradaki baz şeyimiz şu olacak. Petrol fiyatları ve bununla birlikte yeni fiyat artışları. Elektrik, doğalgaz, işte şu anda aklıma gelenler. Yani ürün skalası içerisinde ve petroldeki artış ve azalışlar enflasyonun seyri kadar Merkez Bankası'nın bu konudaki atışı adımları da belirleyici olacaktır. Kur burada oldukça önemli. Bakalım kur ne yöne doğru evrilecek? Aşağı doğru hareketlenirse bu merkezin hareket kabiliyetini yükseltir. Dolayısıyla enflasyonda düşüş eğilimi biraz daha hızlanabilir. Evet. Şimdi tabii şöyle düşünmek lazım. Grafiği tam ekranda görebilirsek şu an itibariyle 11.56 politika faizimiz de 12'de. Evet. Dolayısıyla politika faiziyle enflasyon arasındaki makas iyiden iyiye daralmış durumda. Yani bu hatta makas İnanılmaz. Bile denemez. Evet. Üst üste oturduğunu kabul etmeliyiz. Enflasyonla politika faizi arasında minimum
bir puanlık bir fark olmalı. Yani daha aşağıda olması gerekiyor ki enflasyonun politika faizi çalışsın. Şimdi bu durumda politika faizinin çalışamama ihtimali var mı diye soruyorum. Bir de Merkez Bankamız 16 Ocak'ta beklentiler o yönde 100 ya da 150 bas puan bir faiz indirimi yaparsa bu makasın iyice kapanması, hatta makasın yer değiştirmesi durumu bize ne gibi bir sonuç olarak döner? Şimdi burada tabii ki cevaplamamız gereken, merkez negatif reel faizi kabul ediyor mu? Negatif reel faizi kabul ederse, ki Merkez Bankası'nın bir faiz indirme ihtimali kuvvetli, son atılan hamlelere baktığımızda ekonomiyi canlandırmak adına özellikle otomotiv sektörü, inşaat sektörü ve mobilya sektörü dahil olmak üzere birçok adımların atıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu canlılığı korumak adına merkez eğer bir 100 bas puanlık daha indirim yaparsa 16 Ocak'taki toplantısında, bu sefer biz reel faiz tarafında negatif reel faize geçeriz. Ki merkez böylelikle bir hareket alanı gittikçe daraltmış olur. Kurun buna vereceği tepkiyi ölçmemiz zorlaşabilir. Halihazırda kur yüksek seyrini koruyor ve politika faizinin ve enflasyon arasında hemen hemen hiç makas kalmayıp birbirine eş noktada olduğunu düşünecek olursak, tek haneye inmede zorlanan bir enflasyonla karşılaşabiliriz ve bu kurun yüksek olmasından dolayı hareket tekrar yukarı çevirebilir. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor. Her yılın sonunda ve yılın başında bir takım fiyat artışlarını görüyoruz. Evet. Vergilere yansımalarını da görüyoruz. Bu yansımalar Ocak, Şubat, Mart döneminde fiyatlamalara elbette yansıyacak. Dolayısıyla bence Merkez Bankası Ocak ayında politika faizine herhangi bir değişiklik yapmamalı. Bu gelişmeleri ve fiyatlamaları görmesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi mesela geçen yıl getirilen bir dakika varmış. Ben 30 saniyesini kullanacağım, kalanı sizin. Biliyorsunuz bir poşet vergisi geldi. Poşet vergisi 25 kuruş. Bu 25 kuruşun 15 kuruşunu maliye alıyor. 10 kuruşunu da market alıyor. Şimdi yeniden değerleme yılbaşında yürürlüğe girdiği halde poşet vergisini değiştiremediler. Mesela onu yükseltmeyi göze alamadılar. Yani normalde o da 22.58 artması lazımdı. Bunu göze alamadılar çünkü poşet meselesi yaklaşık 1 puanlık bir oy kaybına sebep oldu. Bunu yani yapılan anketler söylüyor. Daha doğrusu AK Parti'ye yakın kaynaklardan aldığımız bilgi. Ne yaptılar bunun yerine? Marketin payını düşürdüler 7 kuruşa. Hükümetin daha doğrusu maliyenin payını onun içinden alarak öbür tarafa 18 kuruş yaptılar. Yine 25 kuruş ama 25 kuruşu yukarı çekebilme şeyini gösteremediler. Demek ki orada çok ciddi bir defans var. Evet, yani dolayısıyla işte bu dengeyi, bu hassas dengeyi korumak adına merkez her toplantıda faiz indirmek zorunda değil. Evet. Yani. Peki Bergen Hanım, çok teşekkürler geldiğiniz için. Yeni yılın ilk programını böylece yaptık. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra bülteni kapatmak üzere buradayım. Evet, son bir anonsla kapatacağız. Yarın önemli bir gün demiştik. Yarın Aralık ayı enflasyonu geliyor. Saat 10 itibariyle Bloomberg başında olun ve hep birlikte enflasyonla ilgili gelişmeleri değerlendirelim diyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Hoşça kalın.